Selam, ben Kübra. Herkesin bir zamanlar kesinlikle oynadığı veya gördüğü Among Us oyunun neden birdenbire düştü? Bir zamanlar herkesin ilgi odağıydı. Oh shit. Daha önce Brawl Stars'ın da batış hikayesini yapmıştık. Peki sizce hangi oyun daha iyi? Among Us mı, Brawl Stars mı? Yorumlara yazın. Sizinle bir challenge yapalım. Tam 3 saniyede abone olup like atabilir misiniz? Bence yaparsınız. O zaman süreniz başladı. 3, 2 ve 1. Yapabildin mi aşağıya yaz bakalım. Bu arada bu yaz tatilinde Discord'daki takipçilerimle oyun etkinlikleri yapacağız. Ve büyük bir yetkili seçimi. Kesinlikle herkesin gelmesini öneriyorum. Davet linki açıklamada. Tüm bunları yaptıysanız tüm gerçeklere hazır mısınız? ...2018'de yayınlanan Among Us'ın ilk çıktığında isminin aslında Space Mafia olduğunu biliyor muydunuz? Tabii bunu daha sonra Among Us diye değiştirdiler. Ve ilk başlarda oyunu sadece 8 kişi oynamıştı. Ve hiç popüler değildi. İşte ilk hali. Oyuncular tek renkti ve harita hiç gelişmemişti. Öldürme animasyonu bile çok amatörceydi. Mesajlaşma yeri dahi yoktu. Gerçekten şimdikine göre çok farklı değil mi? Tabii gitgide oyunu geliştirdiler. Yeni kıyafetler ve daha fazla şey eklendi. Buraya kadar her şey güzeldi. Fakat sonra 2022'de biraz daha yenilik eklendi. Giriş ekranı değişti. Cesedin şekli günden güne değişti. Ve bir anda daha çok yenilik gelmeye başladı. Yeni haritalar, saklambaç modu, şerif, bilim adamı gibi yeni roller geldi. Daha çok renk, daha çok aksesuar, market, şapkalar, skinler, petler, maskeler, paketler. Kazandıkça artan level ve elmaslar. Evet, sadece bu kadar değil. Başkalarına arkadaşlık ekleyebiliyorsunuz. Ve shift özelliğiyle de başkasının kılığına girebiliyorsunuz. Böylelikle diğerlerinin aklı karışıyor ve birini öldürüp suç atabiliyorsunuz. Gerçekten oyun aşırı gelişti. Peki siz bu yenilikler için ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi zaman daha iyiydi? Evet, HG hepiniz. HG hepiniz nedir? Start atamasan başlıyor. Ya, yarım size. Thank you. Give me impostor.
Video çekiyorum, imposter var. İsimsiz Türk. Yok yok, seni öldürecek isimsiz Türk. No no no. No. Öldürecek. Yılına gelindiğinde pandeminin de etkisiyle oyunu bazı Twitch yayıncıları ve YouTuber'lar oynamaya başladı ve Among Us bir anda popüler oldu. Çok kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmuştu. Ve herkes koronavirüs dolayısıyla evde olduğundan arkadaşlarıyla Among Us oynuyordu. Oyun hakkındaki mimler bile hala kullanılmaya devam ediyor. Peki siz hala Among Us oynuyor musunuz? Bence Among Us'ın batmasının 5 sebebi var. Giriş yapmayınca ne isminizi değiştirebiliyor ne de chat'e özgürce şeyler yazabiliyordunuz. Hesap açmayan kişilere oyun rastgele bir isim veriyor. Ve artık giriş yapmayan kişiler oyunu tamamen oynayamıyor. Bence bunun gelmesi oyuncu sayısını oldukça düşürdü. Evet, eminim bunu herkes yaşamıştır. Tam da en heyecanlı yerdeyken oyun hasar veriyor ve sizi odadan asıyor. Ve bu sorunu hala düzeltmediler. Herkesin de sinirini bozduğu için oynama isteği kalmadı. Katil gelmeyince insanların odadan çıkması. Evet, gerçekten en sinir bozucu olay bu. Özellikle de o odadan ayrılma sesini bir tek ben mi sevmiyorum? Her neyse, bence crewmate olmak da gayet eğlenceli. Bu yüzden katil olmayınca odadan çıkmayın lütfen. Evet, popüler olmasını sağlayan kişiler oyunu bırakınca elbette oyuncu sayısı da azaldı. Bence Among Us'ı pandemi zamanında oynamak en eğlencelisiydi. Ama şu anda da hala iyi bir arkadaş grubunuz varsa yine eğlenilerek oynanabilir. Peki siz hangi oyunlar oynuyorsunuz? Çok fazla güncelleme ve yenilik getirilmiş olsa da bu Among Us için yeterli olmadı. Çünkü oyunun sürekli tek bir amacı var. Bu da bir zaman sonra insanların sıkılmasına sebep oldu ve oyunu bıraktılar. Bence aynı Suspects oyunundaki gibi sessiz sohbet özelliği getirilseydi oyun tekrardan popüler olabilirdi. Sizin fikriniz nedir? Sizce Among Us neden battı? Gelin yorumlarda tartışalım. Ve Among Us'ın Teletubbies'lerden esinlenerek yapıldığı hakkında ürkütücü bir teori var. Bence biraz benziyorlar. Ya sizce? Oyun
Ya siz en son ne zaman Among Us oynadınız? Ve başka hangi oyunların batış hikayesini istiyorsunuz? Yoruma yazın. Böyle videoları daha çok istiyorsanız kesinlikle like atın ve abone olun. Oyun etkinlikleri ve yetkili seçim için Discord sunumumuza gelmeyi unutmayın. Bizi Instagram'da da takip etmiyorsanız ayıp edersiniz. Tüm bunları yaptıysanız başka bir videoya kadar hoşça kalın, bilgili kalın.